Senden öyle bir şey olmazdı herhalde. Aa, en son bir Urfa'ya gittiydi bu abi. Onu izledik mi? Urfa'ya nerede Urfa? Aa bak orada. En sağ üstte bak. Şanlıurfa'da ne yenir? Abi ne yenmez ki? Acıkacağız ya, ben diyetteyim ya. Sağlık olsun abi, daha iyi oluyor diyette. Oruç gibi oluyor, anladın mı? Ete doyacağız. Video beni izlemedi. Urfa'da. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Şanlıurfa'ya geldim ve Urfa'da balıklı göldün mü neler yenir o videoyu çekeceğim arkadaşlar. Ve ne yapıyorum? Hızlıca bir Twitch'e gidelim. Twitch'le açılış yapacağız. Ardından ciğer yiyeceğiz. Hemen hızlıca Twitch'e gidelim. Evet, ciğer. Arkadaşlar Atar Pazarı'na nereye geldik? Şu ciğer miyer sevmeyenlere uyuz oluyorum ha. Chat'teki ciğer sevmeyenler var, size uyuz oluyorum. Geldik, hemen hızlıca girelim. Açılışı dediğim gibi Twitch'le yapıyoruz. Hemen içeri giriyoruz. Bu eklediğimiz ne oluyor? Ekmek, yufka. Yufka ekmeği. Evet, üzerine ne geliyor? Dana eti. Dana eti. Tiftiklemişsin onları. Çok güzel gözüküyor. Şimdi bunun üzerine ne geliyor peki? Et suyu. Safranlı et suyu. Et suyu. Evet. Çok güzel. Ondan sonra yoğurt salatası döküyor. Beyran gibi bir şey mi oluyor bu yani? Üzerine. Bu beyrana biraz benziyor ama bu salçalıdır o. Salçalı, bu salçasız oluyor sade. Bu şekilde servis ediliyor. Evet. Ne kadar bunun fiyatı bu şekilde? 25 TL. O zaman biz de afiyetle tüketelim. Bedir Usta ellerine sağlık. Bunun üzerine şöyle bir limon sigarası. Ooo mis gibi. Sabah şu an zaten açım. Dün de böyle çok fazla bir şeyler yemedim. Şöyle tutuyorum. Çok ağırdır ha. Ama gider be. Yoğurdundan. Da güzel. Çok beğenmedi galiba. Çok iyiymiş. Yüzü düştü ya. Yüz morali bozuldu bak, görüyor musun? Çok başarılı. Çok bacanlı ya. Gidek mi? Kapat. Kapat. Hani beyranla kıyas yapıyorum ben. Beyran'la yarışır yani. Urfa'da Akarbaşı'na... Kesmişler orada zaten. Balıklı göl Akarbaşı'na nereye geldik? Paflar ciğere geldik arkadaşlar. Ne yaptık? Tritle midemizi bir rahatlattık. Şimdi ciğerle onu bir besleyelim. Hızlıca içeri gidelim. Evet arkadaşlar, Mustafa abinin yanına geldik. Nasıl Mustafa abi? Eyvallah. Paflar ciğer kebap. Teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Şöyle ciğeri bir gösterelim. Oy. Su ciğeri mis gibi. Lokum gibi dağılıyor zaten. Taptaze. Urfa ciğeri mis gibi. Şuna bakın. Evet arkadaşlar, ciğerler böyle şişleniyor. El çabukluğu var herhalde sende. Bir arkadaki dayıya bak, bir arkadaşa bak. Arkadaşlar ciğerler böyle şişleniyor. El çabukluğu var herhalde sende. Hızlı hızlı şişliyorsun. Urfa ciğeri gördüğünüz gibi küçük oluyor bu şekilde. Eline sağlık. Evet, ciğerler şişlendi. Şimdi de közle buluşma anı. Oo. Bir porsiyonda kaç tane var? Bir porsiyonda 8 tane var. 8 adet var. Ne kadar fiyatı bu sefer abi? 8 adet de 30 TL hocam. 30 TL muhteşem. Zaten yancıları efsane. Gördüm, birazdan sayıda göstereceğim. Eyvallah. Şaşıracaksınız. Evet, ciğerler önden bir parça pişti Mustafa abi. Şimdi aynen. Ne yapıyoruz bunları? Hafif tavladık. Biberin yanmaması için biberle dediğimiz... Sonradan ekliyorsunuz. Veganlar çıktı yayında. Aynen. Çok iyi. Banyosunu yaptırıyorum böyle baharatla. Aynen öyle. Diyarbakır'da önden atarlar. İşte sen sonradan atıyorsun. Biber yanıyor. Biber yanıyor. Böyle daha iyi lezzetini alıyorsun. Aynen. Son işlemler. Ben de sabırsızlanıyorum artık. Aynen. Biraz hafif bir... Bunun yanına da bir Amerikan salatası. Bir alansın çekeceğiz artık. Tamam. Evet, bunun yanına her şey geldi. Olur ya. Oo, şu sese bakar mısın ya? Mis gibi. Lokum gibi oldular resmen. Ben abi ciğer ağızda böyle mayhoş bir tat bırakıyor. Ben onu hiç sevmiyorum ya. Ya yürü git lan. Ben hızlıca masaya geçiyorum. Ben. Nasıl sevmiyorsun Yüpe ya? Abi ne bileyim, böyle çok değişik bir tat bırakıyor ağızda. Bak, doğru şeylerle yememişsin. Doğru yerde yememişsin. Ve de doğru şeylerle yememişsin. Ciğer öyle löp tek başına atılmaz. Onun bir soğanını muanını bilmem ne yapacağım. Arkadaşlar ben. Ekmeği aldın, ip incecik burada. Şöyle bak, alırsın. Bak gördün, bak lavaşı koydu. Ciğerinden şöyle ekmeğin arasına dizersin. Üzerine ne eklersin? Şu soslu soğan var ya. Onları bak kenara yatırırsın. Biraz bu çok güzel olur bu arada. Maklu soğandan da alıyorum ben. Sumağı da çaktı. Artık ne yapıyorsun? Durmuyorsun. Şu közlenmiş biberden de bir parça koparıp arasına ekliyorsun. Şöyle ya. Şunu şöyle bir katlarsın. Yanına da bir de çok az bir limon sıkacaksın, tamam. Şöyle afiyetle tüketirsin. Soğan özgürlüğün ilacı ya. Bu iyidir bu arada, harbi güzel duruyordu. Keyif. Yanına şöyle bostana salatası. Gördünüz mü, duydunuz mu bilmiyorum ama inanılmaz lezzetli bir salata.
Pek beğenmedi gibi ya. Bunu beğendi bence abi. Bunu beğendi, bu belli bu. Şu an bak hiç durmuyor. Urfa'ya geldiğimi şimdi anladım. Şimdi anladım. Bak bir önceki adama diss attı. Bir önceki adama net diss attı şu an. Çok güzel. Şu masanın bir keyfini çıkaralım. Yok yok masada zaten. Sonraki mekanda devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi de bir tatlı yiyelim dedik. O kadar yediklerimizi biraz eritmemiz lazım. Şılık. Neredeyiz? Sarayönü Caddesi'nde. Şılık bak da bana bunu koy. Dayı ne güzel yerde tırtırdın abi. Şu bakışın keskinliğini görüyor musun? Dondurmacı Zeki. Şıllık baklava kadayıf. Dondurmacı Zeki'ye geldik. Ne yiyeceğiz? Şıllık tatlısı yiyeceğiz. Urfa'nın meşhur şıllık tatlısı. Ve hemen içeri girelim. Kenan Usta bize şıllık tatlısını yapacak. Merhaba Kenan Usta. Merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şeref ediyorum. Verdiniz. Hamurumuz krep hamuru. Tamam. Tek tek döşüyoruz şıllık tatlı. Kaç kat? 5 kat oluyor. Beş her bir tepside. Aynen. Bu ne eklediğin? Bu ceviz. Ceviz giriyor. Tabii tabii. Tamam. Üzerine bir kat daha. Bir kat daha. Aynen. Hamurundan ekliyorsun krep hamurundan. Ooo bu güzel olur lan. Tabii. Düz duvara tırmanırsın. Bir kat daha ceviz. Bir kat girdin. Şimdi de kaymak devreye giriyor. Aynen. Gibi. Süt kaymağıdır bu. Süt bu kaymağı. Arada. Tabii. Kötü olma ihtimali yok zaten. Şuna İmkanı yok. Yani. İmkanı yok. Kaymakla doldurdun. Sonra doldurdun. Üzerine bir kat daha çekiyorsun. Selamlar. Aynen. Bir adet şıllık alabilir miyim? Şimdi de üşümesin diye fıstık ekliyorsun. Aynen. Değil mi? Fıstıkla. Urfa fıstığı. Bu arada buna bir de şerbet falan mı gelecek? Urfa fıstığı. Evet. Aynen. Urfa fıstığı. Bence buna süt falan döküyordur çünkü, ya. Çünkü %70'i arazi bakımından Urfa'da çıkıyor. Fısın. Sadece Antep'te işleniyor. Şimdi de şerbet mi geliyor? Tabii özel şerbeti pekmezlidir. Bunu ısıtacaksın şerbeti. Isıtacağız. Aynen. Pekmezli aynen. Diyor bir daha. Dibi bir parça kıtırlaşacak. Tatlımız göbek atmaya başladı. Biz de onu sabırsızlıkla bekliyoruz. Tatlı pişti. Kalp yetmezliği başladı. İşte sonunda sabırsızlıkla beklemiştik. Üzerine süslemesini, cevizini yapıyoruz. Aynen. Fıstık çalışması yapacak mıyız? Yapacağız. Çok iyidir yarısına, bu arada harbi canım çekti bunu. Yarısına ceviz. Kardeş payı diyorsun. Aynen. Son dokunuş ne oluyor? Son dokunuş... Mesir macunu. Uçta bal oluyor. Bal mı dökecek? Bal diyor. Tam atom işi olsun diye. Bunun usulü bu şekilde mi? Usulü asıl orijinali bu. Ama siz değerli müşterilerimiz böyle istediği için de yani kiram ediyoruz. Herkesin... Ya babuli. Ya ne diyor babuli ya? Ben bunu diyor. Ne diyor? Ben buna ekmek banarım diyor. Bu şekilde değil mi? Aynen. Gerçekten. Oğlum bu ne? Bize de bunu afiyetle yemek dışarı. Kaç para bu? Tabii. Afiyet olsun. Sabırsızlıkla. Ne kadar dedar bu? Söylemedi galiba hiç. Ben duymadım. Kayma, fıstığı, cevizi, kenarında balığı. Ve bunu şöyle tutarsın sıcak sıcak. Yüz ifadesine bakmak istiyorum. Ağzın yanacak mı bilmiyorum ama. Kapat. Kapatalım. Çok güzel. Yok kötü oldum, kapat. Yerken hiç şişirmiyor gibi. Abi nasıl şişirmiyor ya? Güzel. Ya mutlaka denenmesi gerekiyor. Bu arada bunu tek kişi yemezsin. Bunu 4 kişi falan oturur yersin ya. 50 TL ise 50 TL değildir bu arada, daha pahalıdır. Bir tanesidir diye düşünüyorum. Zaten hafif. Ondan sağlık. Çok güzel. Afiyet olsun. Zaten hafif bir tatlıdır. Bu arada Urfa'nın da yöresel tatlısı. İsmi her ne kadar değişik olsa da biz buna gelin kaynana ilişkisi diyoruz. Çok iyi. Senin bir sözün vardı be. Nereden geliyorsun? Dondurmacı Zeki'den. Nereye gidiyorsun? Dondurmacı Zeki'ye. Şıllık Dondurmacı Zeki'de yenir. Süpersin. Şimdi arkadaşlar Urfa'da nasıl bir kültür var arkadaşlar? Bakkaldan, yandaki bakkaldan, fırının yandaki bakkaldan patlıcanını, domatesini, işte peynirini alırsın, susamını alırsın, küncünü alırsın, ekmeğin üzerine attırırsın, ondan sonra patlıcanını, biberini pişirttirirsin, ekmeğin arasına dizersin, çayla tüketirsin. Biz de bu kültürü yaşamak istiyoruz. Ben de daha... Dur ya, merak ettim fiyatını ya. Ama ben bunu hiç mesela Ankara'da falan görmedim şıllık ya. İstanbul'da vardır belki şıllık. Şanlıurfa. Arası yazmıyor ya. Çok merak ettim ya. Bak burada var. Bulamadım. Daha önce 2 sene Urfa'da kaldığım için bunu çok iyi biliyorum. Ne yapıyoruz? Şöyle bir tane bakkala geldik. Şöyle 2-3 tane biber alalım. 2-3 tane de şöyle
Urfa patlıcanı. Ne yapacaksın? Yemek mi yapacak ya? Domates de alalım. Şöyle tepsi yaptıracak herhalde domates ya. Domates alıyorum. Bunu fırına götüreceğim. Bir pişittirelim. Ha, közletecek pardon. Güzelim, peynir de alacağız birazdan. Ne kadar bunlar? 7 TL. Arkadaşlar patlıcanı, domatesi, biberi aldık. Şimdi peynirciye geldik. Peynir alacağız. Bir top. Hoş bulduk abicim. Bir top aynen Urfa peynir alacağım. Ne kadar bu şekilde? 7,5 TL. Tamam, alıyoruz. Fırına geldik arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Böyle şişleri fırının önüne koyarlar. Sen de alırsın. Kendin saplarsın. Fırıncı saplamaz. Kendin saplıyorsun böyle. Ne güzel lan. Biberleri de aynı şekilde şöyle bir saplayalım. Domatesi pişittirmeyeceğim. Yanında çiğ olarak tüketmek istiyorum. Ne yapıyorum ben? Biberleri de sapladık. Bunları artık şöyle içeriye veriyoruz. Kolay gelsin. Bunları pişirebilir miyiz abi? Hoş bulduk. Kaç dakikaya pişer patlıcanlar? 15 dakika. Tamam. Tabii ekmek için de susam aldım. Böyle ekmeğin üzerine atsınlar diye. Bunu da alıyorsun, veriyorsun. Şöyle ekmek için abi susam aldım da bunu da 3 tane yap. 3 ekmek. Boldan boldan atarsın. Ekmekler hazır arkadaşlar. Boldan boldan, içerisinde küncüler var. Uçtu gitti ekmekler. Evet, her şey hazır. Buna kadar tutmuştu. 6 TL arkadaşlar. Bu kadar şey aldık, 6 TL. Yaptırdık daha doğrusu ekmek. Oğlum çok iyi lan fiyatlar. Hemen geçelim yemeğe. Evet arkadaşlar, patlıcanımı, biberimi, pijamasını çıkardı. Çok güzel oldular. Okum gibi zaten. Bunun sadece bir yarısını alayım. Fazla tüketmeyeceğiz. Şöyle bir kesiyorum. Bu kadar benim için şimdilik yeterli. Daha çok yiyeceğiz çünkü. Nasıl yaparsın? Şöyle tutarsın patlıcanı. Şöyle bir doğrarsın. Çayımız da geldi bu arada. Teşekkürler. Oo. Patlıcanlar doğrandı. Şöyle un ufak haline getiriyorum. Biberimden de aynı şekilde. Şöyle biberleri de ufak parçalar haline getirdim. Bu da tamam. Şimdi de bir parça peynir. Suyunu tutamıyorum. Ben de şu an çok canım çekti ya. Peynirden de çok az alacağım. Urfa peyniri. Eskişehir'e gelsiniz de lan, size cennet çamurusu getirdik. Şunlar da şöyle arasına bir dizelim. Şimdi de domatesde sıra. Domatesi de ince ince bir doğrayalım arkadaşlar. Oo, güzel menü yaptı. Harbi güzel menü yaptı ya. Bakın, mis gibi oldu. Bir parça da tuzla besliyorum onu. En sonunda... Patlıcan uyumlu mu? Çok, tam çözemedim ama... Ne yaparsın? Şunu şöyle tutarsın. Kapatırsın. Uyar uyar abi. Ufada çok uyumaz ya. Sıcacık, hepsi taptaze. Ve şöyle afiyetle tüketirsin. Olmadı gibi ya. Kebaptan daha güzel oldu. Kebaptan daha güzel oldu. Oo. Şöyle de teşekkür ediyorum, sağ olasın. Soğan da üzerine yiyin. Üzerine de şöyle soğanından da. Şimdi tam oldu. Biz bunu yemeye devam edelim. Arkadaşlar biraz da yediklerimizi eritelim dedik. Hep biz mi yiyeceğiz? Kesinlikle hayır. Biraz da balıkları beslemek gerekiyor. Balıklı göldeyiz. Şöyle yem alalım başta. Ne kadardı? 2 TL hocam. 2 TL. 2 tane alayım ben. Yemleri aldık. Şöyle geçelim. Şöyle balıkları besleyelim. Biraz da onlar beslensin. Hep biz yiyeceğiz diye bir şey yok. Çok güzel gözüküyor yani. Çaktırmadan oltayı atarım oraya. Çok güzel bir ortam var, istiyorsan şöyle bir... Bakma balıklı göl ya. Oltayı atsam var ya, bir eksenle kapalı. Oltaya bile gerek. Kepçeyi orada çaktırmadan daldırıp çekeceğim. Azam böyle yem atıp. Azam bir ambiyans. Biraz da kalabalık. 2 liralık çurfaya. Yok. 2 liralık yem atacaksın amına koyayım. Orada 30 TL'lik balığı alacağım. Balık burası. Biz yürüyüşe devam edelim. Boğarlar seni orada. Daha sonra yemeye devam edelim. Evet, arkadaşlar Harran Oteli'nin hemen yan tarafında köprübaşı kahvaltı salonu var. Şöyle göstereyim. Şimdi ne yapalım? Geyik yapıyorum lan. Hemen de abi çaktırmadan koyabileceğim bir yer yok falan. Geyik yapıyorum yazık. Şu aslında. Az çeşit kahvaltıyla bir parça abi, karnımızı doyuralım. Evet arkadaşlar, Sait Usta'mın yanına geldim. Nasılsın Sait Usta? İyiyiz inşallah, sağ ol. İyiyiz. Bir şey soracağım. Serpme kahvaltının fiyatı ne kadar? Şu an iki kişi sizsiz. 50 lira. İki kişi 50 lira. Tek kişi gelse 25 lira değil mi? Tabii. Tamam. Bir yapılışı. Bakalım ne koyuyor 50 liralık serpme bak, kahvaltıya bak. Evet. Yakın tarihler. Aynen öyle. Serpme kahvaltı ettik değil mi biz son bir ay içerisinde? Evet. Birkaç farklı bölgede de ettik. Az çok ne geldiğini ve ne kadar ödediğimizi biliyoruz. Bakalım. Başta bu ne? Siyah zeytin ve yeşil zeytin. Soslanmış. Ne giriyor bunun yanına? Biber. 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 Bu Urfa biberi. Acı Urfa oluyor zaten. Acı. Oo, çok güzel. En sevdiğim. Bu birincisi. Başka evet, ne var? Ondan sonra bal kaymağına geçiyoruz. Bal kaymak. Kaymağı gösterelim. Bunların gibi de ultra doğaldır ha. Evet oğlum, bir de ürünler güzel yani gözüküyor. Kaymak üzerine bal. Balı da gösterelim. Ne balı bu? Aynen, çam balıdır yani. Çam balı. Ordu'dan geliyor. Ordu'dan geliyor. Oh. Ben Urfa'da yaptım askerliği. Şu bal kaymak için zaten, her hafta çarşı izni gelsin diye gün sayıyordum. Ben de aynısını menemen için yapıyordum.
Niğde'de. İnanılmaz güzel ya. O Niğdeliler bilir onu böyle. Ortada bir meydan var. O meydanın AVM gibi bir yer. İnternet kafe falan var onun altı. En altta bir menemenci vardır. Ya o izin gelse de sabah fırlayıp gidip o menemeni yiyelim desek yani. Hani böyle bir de sınırsız zeytin, sınırsız ekmek veriyor. 7 lira mıydı, 5 lira mıydı, neydi? Allah'ım ya Rabbim ya. Salatalık giriyor devreye. Salatalık nerede geldi? Bu üçüncüsü. Üçüncü. Daha peynir, sıcak suya. Ne peyniri bu? Urfa peyniri mi? Urfa peyniri var, Maraş peyniri var. Yani İsteğine göre de seçebiliyorsun. İsteğine göre yani, seçebiliyorsun. Biz karışık şu an. Sen sıcak sudan mı bekletiyorsun? Evet, sıcak sudan bekletiyorsun. Tuzu azalıyor. Ooo, yumuşacık olmuştur o var ya. Kesmesi de kolay oluyor. Hem daha yumuşak oluyor. Şöyle gösterelim bunu da. Bu dördüncüsü. Ya biraz fazla mı koyuyor ya? Yani videoda diye değildir inşallah. Yoğurt. Yoğurt giriyor. Olmazsa olmazsa yoğurttur. Onu bilmiyorum. Yoğurt giriyor. Ne yoğurdu bu? İnek koyun karışık. Yok ya, bol koyuyorlar acı orada. Ha, yoğurtçu olarak biliyorlar seni değil mi? Ama abi harbi yani mekana bak, burada şimdi 3 tane dilim koysalar ne koyuyorsun lan çakal? Yoğurt giriyor. Ne yoğurdu bu? İnek koyun karışık. İki kişilik yapıyor bir de. Sen zaten yoğurtçu musun? Normalde yoğurtçu olarak biliyorlar seni değil mi? Normalde yoğurtçu geçiyor orada. Bir de arkadaşlar öyle yumurtayla yanındaki ne? Biber salçası ama biz burada reçel diyoruz. Reçel. Evet. Enteresanmış. Merak ettim. Bu herhalde çok bunun için yenenler bile çok, var değil mi? Çok evet tabii. Arkadaşlar kahvaltı geldi şöyle sıcacık pide eşliğinde. Pidemiz de geldi. Şimdi bu iki kişilik serpme kahvaltı 50 lira. Yani şu peynir zaten 50 lira mı koyayım ya? Şu bal kaymağı falan bak. Susamlı susamlı. Önce şu bence gayet iyi bu arada ya. Kahvaltıyı da görmenizi istiyorum. Bu da yumurta falan getiriyorlar mı acaba? Ya işte yumurta bu. Yani aha gördüm şimdi. Gereksiz hiçbir şey yok bak. Evet. Bizim burada serpmede yarısı gelmiyor yani. Geri ben bu arada konuşuyorum. Böyle birkaç defa muhabbet de o serpme kahvaltılarda geri döndüğü zaman ürünleri tekrar ekliyorlarmış ya. Evet. Onu duyunca abi bazı yerler de atıyorlarmış bu arada ya. Ya bu arada atmasınlar abi. Bir yani atması da çok kötü yani. Atmaya zaten okey karşıyız ama bir müşteriye geri dönüş olarak da bir çöpe mi atsınlar? Hayır, zihin blokajı. Orada bir maliyet çıkartıyor, tamam mı bu adam? Yani 40 liraya serpme kahvaltı veriyorsa onu zaten hesaplamasını yapıyor. Onların hepsinin yendiğini düşün. Şimdi artanı hayvanlara verebilir ayıklayıp ya da gidip sokakta yaşayan bir sürü insan var, aileler var, mağdur insanlar var. Onlara her gece bir tane arabayla çıkartır, dağıtır. Rere'nin sesi bozuk arkadaşlar. Evet, dur bekle. Kısayım biraz. Ama atmakla tekrar aynı şeyi müşteriye geri döndürmek yanlış şeyler abi. Sen onu müşteriye geri veremezsin yani. Benim belki ben onu yere düşürdüm, köşeye koydum. Belki bunu ağzıma attım, geri tükürdüm. Öyle bir dünya var mı? Ne yapsınlar abi, atmasınlar. Bir şey yapmamış bile olsa sonuçta etik değil yani. Yani... da biber. Bu arada benim bildiğim çoğu yerde tekrar verilmez abi yani. Düzgün ya, bir yerse. Tabii ya. Ben böyle ya. Biraz daha hani yan yerlerde, böyle çok bilinmedik yerlerde bunun yapıldığını böyle birkaç garson arkadaşla konuşup duymuştum. Bir daha da o mekanlara gitmedim bu arada. Buradaki tüm peynir çeşitlerini doğruyorlar. Sıcak suda bekletiyorlar. Sunumunu öyle yapıyorlar. Yoğurdun da bir tadına bakmak istiyorum. Feyza ne yapıyorsun kız? Oo. Çok iyi bir yoğurt. Bir de şöyle her birinden birer birer tadına bakıyorum. Bu şunun bakayım. Tadını çok merak ettim. İyi. Baboli de önerdi. İyi duruyor. Bayağı iyi duruyor. Videonun ilerisinde bir şey var. Bayağı kötü ya. Ne var lan? Aslında serpme kahvaltı dediğim böyle olmalı bence. Çok aşırı böyle çeşit olduğu zaman... Gereksiz, evet. Tadına varamıyorsun. Az ama kaliteli olacak. Tam da bu şekilde. Biz bunun keyfini çıkarmaya devam edelim. Şimdi de Emniyet Caddesi'nde Şampiyon Vitamin'e geldik. Yediklerimizi bir sindirelim böyle bir tatlıyla. Neyle? Atom'la arkadaşlar. Hemen içeri girelim. Halil Ustam'ın yanına geldim. İçerisine muzunu ekledi. Aşkını, sevgisini ekledi. Evet, huzuru, barışı, aşk, sevgi. Fazla fazla atıyorsun. Bundan kaç tane çıkacak? Bundan yaklaşık 12 bardak çıkıyor. Oo, ne o? Oo kardeşim ya. Sen niye böyle kıyaklar yapıyorsun? Kaçta acıkır? Kaçta acıkırsın? Senin ne zaman yeme saatin? Yarım saat, bir saat oldu yiyeli. Tamam, ben de hemen acıkmam ya. 12 gibi patlatırız. Maşallah. Eve püresinden de şöyle ekleniyor. İşte çileğidir.
İçinde neler var onun? Eldirene kahve getiriyorsun amına koyayım. Avokado var, çilek var. Avokado, çilek. Cennet hurması var. Cennet hurması. Evet, şurada da kaymağımız ve sütümüz var. Sütlü kaymak buz haline getirilmiş. Ondan evet, da ekliyoruz. Dondurulmuş bir şekilde. Bu ne lan? Ne oldu? Yağ mı attın içine? Ne yağ bu? Tereyağı. Tereyağı. Tereyağlı kahve. Şekilde. Çok iyi. Boldan boldan ekledim. Başka bir şey gelecek mi buna? Kaymak ve sütümüz çiftlik sütüdür yani. Şu an Hindistan cevizi atıyoruz. Hindistan cevizi. Evet. O, bu biraz yeşile çalıyor. İlk defa görüyorum. Biraz değişik. Fıstıkla. Fıstıkla harmanlamışsın aynen. Anladım. Güzel. Şimdi de olmazsa şimdi... olmaz. Abi içine tereyağı atmış. Adam para bok yazdı ya. Ay memleketimin haline bak ya. Herhalde bunun bal mı? Balımızı atıyoruz. Oo, şuna bak. Efsane. Şimdi atomumuzu karıştırıyoruz. Artık karıştırıyoruz. Yeter diyorsun. Zaten evet. Fazlasıyla malzeme girdi. Bu şekilde musluğundan akıtıyorsun. En son bardaklama. Evet. Üstündeki niye açık ya? Üstündeki niye harfiyle? O hızlı da olsun diye orayı da açmış. İşlem olacak herhalde. Devir daim aynen yapıyoruz. Devir daim yapıyoruz. Şimdi de bardaklama aşaması. Evet. Bardağı dolduruyor. Pembiş pembiş şimdi. Oldular. Çok güzel. Üzerine fındık mı? Atıyoruz. Fındık. Başka bir şey giriyor en mu? En nefrettiğim şey şu. Başka yok. Güzel. Tabii işte daha ne olsun? Ne o? Bak az ben biraz öyle. Az koyup fındığı üstüne koyup bardaktan çıkması çok iyiydi. Bu içer dökülecek abi bu yani. Ya bunu yanlış mı? Kardeşim bunu önce kaşıkla gireceksin. Şöyle kaşıkla buralarından gireceğim. Bunu şu seviyeye indirdim mi? Ondan sonra dikeceksin ama bıyıklı adam ne bağlayayım. Kadar bu şekilde fiyatı? Bu şekilde 15 lira. 15 TL. Evet. Çok güzel. O zaman ben hemen tadıma geçeyim. Komple kaşıkla yersin. Fındığını ya. Şöyle kaşıkla eksiltirsin. Aa, hemen dökülmüş gördün mü? Bak dökülüyor. Bak. Oğlum fiyatlar iyi bu arada harbiden. Sonra pipetle şöyle keyfini çıkarırsın. Ha pipet de olur. Ben bunu beceremiyorum bak boğazıma kaçıyor fındıklar böyle. Böyle yavaş yavaş ağır ağır içmeye devam ediyorum. Kokkacı pazarında Ramazan Usta'nın yanına geldik ve ne yiyeceğiz? Dolaz yiyeceğiz arkadaşlar. Duydunuz mu bilmiyorum ama Dolaz. Çok da lezzetli bir şey. Urfa'ya özgü bir lezzet. Nasılsın abi iyisin? Sağ olasın teşekkür ederim. Şimdi ekmeğin arasına neler giriyor? Şimdi Dolaz'ı bırakıyoruz. Lolaz. Bu dediğimiz börülce herhalde değil mi? Biz bölüneceğiz derler. Biz lolaz diyoruz. Siz dolaz diyorsunuz. Normalde evet. Tabii börülce. Bildiğimiz börülce arkadaşlar. Bunların arasına birçok şey giriyor. Mesela soğan. Yeşil soğanı. Bu ne oğlum? Ben hiç yemedim böyle bir şey ya. Börülce yeşil soğan koydu. Maydanoz. Yeşillik olarak nane ve maydanoz mu? Evet. Çok iyi. Şimdi de maydanoz geldi. Başka neler giriyor? Biber geliyor. Hayır hoş biber, geldin. Kırmızı biberin girdi. Çok iyi. Turpu. Turp. Oo, bunun kötü olma ihtimali yok. Yumurta giriyor mu buna? Yumurta da koyabilirsin. Yumurta buna yumurta da yumurta da gider gibi değil mi? Zade de olabilir. Ben yumurtalı bilmiyorum hoşuma gider. İşte piyaz kafası. Piyazın yanına bazı köfteciler koyar ya haşlanmış yumurta yarısını keser. Ortasına koyar. Der diye düşünüyorum. İsot ekledi. Toz biber ekliyorsun. Burrito gibi ya. Tamam. Tuzunu attı. Tuz girdi. Hı. Bir de yumurta değil mi? Aa, bir de limonu sıktım. Bir de yumurta. Limon olmaz. Çok yakışır gerçekten limonda. Hı. Limonu da sıktı. Tamam. Yumurtayı da soyduk. Yumurtalar da soyuluyor. Onun pijamasını çıkarıyorsun. Bir adet ekliyorsun herhalde yumurtayı. Bir adet yeterli oluyor herhalde yeter, değil mi? Yeter. Tamam. Doğruladık kendisini. Çok iyi. Yumurtalar da. Oh abi. Karısı yeşermiş onun abi. Abim. Allah korusun. Ama abi bu böyle. Bunu elden yiyeceğim böyle. O tırnak arası bulaşacak oraya. Ya hiçbir şey olmaz abi. Hiçbir şey olmaz. Kapanacağım. Kapatacağız diyorum bir şekilde. Yalarım dayının parmağını, yalarım. Evet, şimdi kapanma anı. Ne kadar lafta bir insansın, yalasana bir. Yiyeceksiniz. Yiyeceğim. Ne kadar bunun fiyatı? Fiyatı 8 lira. Bu şekilde 8, yumurtalı olan 8, yumurtasız. O da 8 lira. O da 8 lira. O bir yumurta kumalı, sade olur 8 lira. 8 TL. Çok iyi. Ramazan sonra eline kolumdan sağlık. Bir de şöyle o son ekleme iyi oldu. Son ekleme, son kenarlarını. Dokunuş. Çıkarırsın şöyle, rahat bir şekilde çalışırsın. Kol kılı garantili. Şöyle afiyetle. Abartmayın ya, hiçbir şey olmaz. Şöyle her yerde var, belası yok. Şöyle her yerde var ama belası yok. Var sonra sen söyledin zaten. Söyledim. Ya parası yok, ya kıymeti yok. Her yerde var ama belası yok. Var sonra kıymeti yok. Ya parası yok, ya kıymeti yok. Yürü be abi. Yiyor musun sen her zaman? Dayım kodlarda bir karışıklık oldu. Beğeniyorsun. Tabii. Bu vitamin. Korona salar diyorsun.
Her yerde var ama belası yok. Doğru söylüyor. Türkiye genelinde bela arasa bulamaz. Yok. Ben görmedim. Her yerde var ama belası yok. Ya parayız yok ya aklıyız yok. Biz yemeğe devam edelim. Teşekkürler. Sağ ol. Evet arkadaşlar, çok istenen bir yer, çok söylenen bir yer. Ay, 4 defa tekrarladı. Dur. Bana söyledi, burayı mutlaka gitmelisin dedi. Neresi? Miroğlu. Ne yiyeceğiz burada? Biluri yiyeceğiz. Buranın tatlıları çok güzel. Oğlum şaka maka güzel yapmışım lan. Baksanız oğlum. Ol sana oyun karakteri. Ana karakter oldu ya. Boss. Tam bir korku filmi şey evet, ya. Evet. Billuriye tatlısını seçtim ben. Hemen gidelim bir tadım yapalım. Evet, Ömer Usta'm bize Billuriyesinden ekleyecek tabağa şöyle bir tane çıkarıyor. Çok seviliyor herhalde değil mi bu? Doğru. Urfa'nın tatlısı mı bu? Urfa'nın tatlısı evet. Çok iyi. Ne kadar bu şekilde bir porsiyon? 15 TL efendim. Bu şekilde 15 TL değil mi? Doğru. Süper. Hemen biz de tadıma geçelim. Ay teşekkür şey. Ediyoruz. Biz teşekkür ettik. Evet şöyle üstten giriyorum buna. Kendime yol açtım. İçi fıstık dolu. Şuna bak mis gibi. Miroğlu mu be? Şöyle devam edelim. Böyle kaymak gibi akıp gidiyor. Çok lezzetli. Çok başarılı. Arkadaşlar Haşmiye Meydanı'nda neredeyiz? Köse kebaba geldik. Buranın patlıcan kebabı inanılmaz lezzetli. Billuriye. Biri geçti. Arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz? İçeri girelim ve patlıcan kebabı yiyelim. Urfa'nın patlıcan kebabı gerçekten çok meşhurdur. Dayanamayacağım, içeri geçeceğim. Evet arkadaşlar Harun Usta'nın yanına geldik. Nasılsın Harun Usta, iyisin? Teşekkür ederim, sağ olun. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Bugün teşekkür ne yapıyoruz? Ederim. İki şey söyledik. Evet. Patlıcan kebabı bir de haşhaş kebabı değil mi? Evet. Hemen yapılışına geçelim. Bunları bir günde yemiyordur ya da yiyorsa da tadımlık yiyordur. Öyle ya. Mi istiyorsun? Hemen ya patlıcanlı kebap yapacağız. Tamam. Şu gördüğünüz patlıcanlı kebap. Tamam. Şu patlıcanlı kebap. Senin patlıcan kebabını gerçekten çok özel. Balcan kebabı da deniyor herhalde buna evet, değil mi? Evet evet aynen. Bu şekilde bir patlıcan bir et, bir patlıcan evet. Bir et. Bunu zırhtan mı geçiriyorsun? Bunlar kuzey etleri. Kuzey eti. Evet bunlar zırhla çekiliyor. Süper. Kesinlikle makine eti değildir. Olmaz. Zaten belli zaten. Evet. Gördüğün zaman anlıyorsun. Aynen. Peki öyle. Sade olan dediğin haşhaşlı değil mi? Evet. Evet haşhaşlı. Sade olduğun zaman haşhaşlı oluyor arkadaşlar. Bu şekilde pişmeye gidiyor. Porsiyonu ne kadar bunu? Kebapları da 38 lira. 38 lira. Bir porsiyon. Balcan kebabı 38 TL. Haşhaş ne kadar? Bu da 38. Evet, tamam. Bir de haşhaş kebabı da istiyorsanız şöyle haşhaş kebabı hazır. Evet eti biraz bana da az geldi ya. Ben de aynen evet. Bir yapılışını gösteriyorum. Evet. Kaç şiş veriyorsun bir porsiyona kaç şiş var? 3 şiş evet. Var zaten kalın evet. Kalın oluyor. Aslında benim aynı oranda et koyuyorlar ama patlıcanın yanında az diyoruz. Zaten. İçine herhangi gerçi doğru bak burada eziyor da bunu bir yandan. Hayır tuz dışında. Sadece içinde tuz var. Başka katkı etin lezzetini alıyorsun. Baharat hiçbir şey yok içinde. Muhteşem. Çünkü benim bildiğim haşhaşıya bazıları sebze de koyuyor. Aynen. Şimdi közde buluşma. Oh şuna bakın ya. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Evet son halini de göstermek istiyorum. Et yağlı. Arkadaşlar. Balcan kebapları pişti. Evet balcanlar çekiliyor. Evet balcanlar çekildi. Oh! Evet sade olanlar da çıktı. Ne kadar arkadaşlar, burası? Arkadaşlar pişen balcanlar bu şekilde o galiba karma söylemiş. Ayrı ayrı. Bir haşhaş mı dedi? Ne dedi? Bir şey dedi lan. 338 lira demiş ya. 338 lira o üçü. 338 lira 38 lira ya. Hayır hayır. 3 şiş 38. Terleme işlemi de uygulatılıyor. Biraz dinlendiriyor. 3 şiş 38. Kabuğu rahat bir şekilde soyulsun diye. Harun Usta bir dürüm yapacak. Nasıl yapıldığını gösterecek bize. Önce balcan kebabıyla. Şu nasıl yapacak? Açacak. Soyuyoruz böyle. Kabuğundan çıkarıyorsun. Evet, şu anda soyuluyor. Lokum gibi olmuş zaten. Kendiliğinden geliyor. Aynen. Balcanları. Urfa'da patlıcan akıyor abi belli. Haşhaş kebabımız. Haşhaş kebabını alıyoruz. Haşhaş kebabı. Evet. Bunun içinde herhangi bir şey yoktu. Sadece tuz vardı. Zırhtan çekiliyor. Çatala bile takılmıyor. Zırh etinden dolayı. Paramparça oluyor harbiden. Harbi ben de çok heyecanlandım şu an. Usta oldu yani. Gerçekten çok heyecanlandım. Çok güzel gözüküyor çünkü. Şimdi de biber devreye giriyor. Şu bizim biberimiz. Bizim yerli Urfa biberimiz. Oo, muhteşem olur ya. Evet. Şuna bak. Şu da biberimiz. Benim en sevdiğim şeyler bunun içerisine evet. Giriyor. Soğan da giriyor herhalde tabii değil mi? Tabii ki tabii. Bir parçada tuzlama çalışması. Tuzladı. Reisin oğlu kesin ha. Benziyorlar bak. Evet evet. Soğanın cücüğünden evet. Gidersek aynen. Daha da lezzetli aynen. Olur. Çıtır çıtır oluyor zaten. Şu an durumumuz hazır. Oo, mis gibi. Yanında da mis gibi ayran. Gömüyormuş artık. Senin oğlan herhalde. Adın ne senin? Can sen seviyor musun böyle? Balcan kebabını seviyor musun? Yiyor musun her gün? Canı tanıdı. Canı tanıdı çok tatlı. Şimdi en sevdiğimiz zamana geldi. Tadım yapacağız evet. Bakalım nasıl olmuş. Şöyle Can sonra falan. Geceleri YouTube'da yazıyor. Bane! Hmm.
Şu sessizlik çok stresli değil mi ya? Yani tepki versen vermesen yerken ağzından düşer, herkes seni izliyor. Çok güzelmiş gerçekten. Piyadasın. Ya bu mekanı çok övdüler zaten. Ben takipçilere de sordum. Her zaman bekleriz. Övdükleri kadar da varmış yani. Çok başarılı. Çok sağ olun, var olun. Oh. Oo, tekledi vallahi. Harika bir lezzet. Patlıcan ayrı lezzetli, ağzında dağılıyor. Et zaten söylemeye gerek yok, zırhta dağılıyor. Dağılmış, evet. Ağzında dağılıyor. Biz bunu yemeye devam edelim. Bir sonraki mekanda görüşürüz arkadaşlar. Şimdi de arkadaşlar ne yiyeceğiz? Pirzola yiyeceğiz. Nerede? Tarihi kahraman Urfa'ya geldik arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Mustafa Usta. De. Bayağı bir uzun bir tabelası var. Hemen içeri girelim, pirzola yiyelim. Bu ne oluyordu ustam? Bu kemiksiz. Kemiksiz. Kuzu, yaprak, pirzola. Sen bunu o zaman kemiğinden sıyırıyorsun. Evet. Dövüyorsun herhalde gördüğüm kadar. Çünkü iyice açılmış dövüyoruz, şekilde. Dövüyoruz. Kenarlarına da şöyle domatesini ekliyorsun. Sosuyla birlikte. İlk defa böyle bir şey görüyorum. İyice avcarlıyorsun. Şöyle yaprak gibi açılmış. Şöyle soslanıyor. Ardından şöyle diziliyor. Sosuna iyice bulanıyor. Zaten yumuşacık. Eliyle. Ya oğlum biz niye şuralara falan gidip video falan çekmiyoruz ya? Sebiliyor rahatlıkla. Yapacağız abi, o günlerde gelecek. Belli oluyor zaten ya, çok güzel gözüküyor. Elinle parçalayabiliyorsun yani, o derece güzel. O derece hassas. İyice avcarladın, kenarlara şöyle domates diziyorsun. Arkadaşlar, birazdan da közle var. Buluşacak bunlar. Evet efendim. Ne kadar bu şekilde bir porsiyonu? 50 lira. Bir de? Bir de? Sossuz. Sossuz da yapıyorsun. Öf. İsteyene. İsteğe bağlı sos yok. Evet. Bir tanesini kaldırıp soslu daha güzel olur bence ya. Uzun, abi bak, sana inceliğe bak. Bunu taze ekmeğin arasına dizeceğim böyle iki kat. Mayonez, ketçap koyup yiyeceğim ben diyor. Direkt vizyonsuna şöyle. Süt kuzuları. Yani güzel olduğu her halinden belli zaten. Gevrek. Eline koluna sağlık. Biz bekliyoruz o zaman. Pirzolalar közle buluştu. Pirzolaların bir kısmı pişti. Şimdi diğer taraflar. 2 dakika 3 dakikada pişiyor zaten. İncecik olduğu için, bir de kuzu olduğu için, bir de pirzola olduğu için sulu sulu fazla kurutmaya gerek yok. Evet, pirzolalar geldi. Şöyle ekmeğin arkasında saklanıyor. Ben de açıyorum. Kocaman bir şey geldi gördüğünüz gibi. Şuna bakın, mis gibi dökülüyor resmen. Pirzola da pirzola ha. Açıyorum. Zaten rahatlıkla geliyor. Şöyle tutar. Seyahat tek at tek. Abi bir kere bir aşırı tepki versene, uf çok iyi bu falan, hiç yapmıyor ya. Oğlum adam doğal adam. Gelirsen burada evet. Ne yaparım bunda? Sossuz olanı tercih ederim. Sosun çünkü bir parça o lezzetin önüne geçmiş. Bak beğenmedi sosun. Et inanılmaz yumuşak. Bence buraya gelirseniz sossuz halini söyleyin. Ben bunu yemeye devam ediyorum. Evet arkadaşlar, yolda... Dövmüşler bu arada. Yürürken Osmanlı macunu gördük. Merhabalar. Alalım bir tane. Aga be. Ulan çocukluğum ya. Şuna bak. Neyli bu? Limon. Limon. Muz. Bu beyaz muzlu mu oluyor? Evet. Çok iyi. Ben bunun tarifini vermiştim bu arada arkadaşlar. Onu da araya iliştirmek istiyorum. Bu neyli? Çilek vişne. Mi? Vişne. Bu elma mı? O kivi. Hiçbiri tutturamadı. Hiçbiri tutturamadı. Bu portakal ama portakal, doğru. Portakal evet. Portakal da koydun. Limonla bizi kenarda bekliyor herhalde. Ne evet. Kadar bu şekilde tanesi? 5 lira. 5 TL. Sudan ucuz. Süper. Buyurun. Şöyle alırsın. Afiyet çocukluğumuzun olsun. Lezzeti. 480 yaşında. 480. Evet. Ama dişlerine yapışıyor tabii. Bunu yürüye yürüye ye. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi sosyal tesislerine geldik arkadaşlar. Neresi burası? Hamaraşehir'de günün 7.24'ü. Evet. İçli köfte çok seviyorum ya. Bunlar neyi mi? Urfa'nın meşhur lezzetleri. Bu ağzı açık, bu ağzı yumuk. İçinde gezekalı. Ne? Et içine benziyor abi lan soldaki. Et içine vuruyor. Tesislerine geldik arkadaşlar. Neresi burası? Hamara Teller. Ve günün 7.24'ü. Bunlar da hepsi de ağız bir de bak. Ağzı açık, ağzı kapalı. Lezzetleri. Bu ağzı açık, bu ağzı yumuk, bu semizsek. Bu zaten biliyorsunuz içli köfte arkadaşlar. Bunları yemeden gitmek olmazdı bence. Şöyle ağzı açıkla başlayalım. Şu eti görüyorsunuz. Dökülüyor çikolata parçaları. Ya bu lezzetleri duydunuz mu bilmiyorum. Kıyma işte oğlum. Buraya geldiyseniz de mutlaka denemelisiniz diyorum. Etliciğin. Etliciğin. Lan şerefsizsiniz ya. Etliciğin ne ya? İç köfte ama sağlam duruyor ha. Evet evet.
Çok da güzel yapmışlar. Ağzı yandı bak. Gerçi bu abinin ağzı yanmıyor. Şunu açıp göstereyim. Sonra yemeğe devam edelim. Bak kıyma çıkacak gene öf. Görüyorsunuz içi bol etli. Evet fiyatlarını öğrendim arkadaşlar. Ağzı yumuk 7 TL. İçli köfte 7 TL. Semirsek 6 TL. Ağzı açık da 6 TL. Biz bunları yemeye devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi Cevahir Han'a çiğ köfte yemeye geldik. Hızlıca girelim içeriye. Evet Servet Usta'm çiğ köfte. Çok da ucuz değilmiş bu arada içli köfte. Şimdi... Evet onlar pahalıymış bu arada. Diğerlerine göre. Bak en sevmediğim çiğ köfte türü işte. Evet Servet Usta'm direkt bulgur. Çiğ köfteyi ne aslında orijinali bu da yani işte. Yapıyor şekil vererek şöyle mis gibi tabaklara diziyor. Bu şekilde kaç tane ekliyorsun? 12 tane çiğ köfte ekliyorsun. Fiyatı ne kadar bunun? 20 lira hocam. 20 TL. Bu da etli yapıyorlardır da etli mi bu ya? Arkadaşlar. Böyle pasparlak gözüküyor görüyorsunuz. Evet marulumuzu aldık. Şöyle çiğ köfteleri içine şöyle dizersin. Üzerine şöyle bir parça limon olmazsa olmazı bunun. Çok az da nane ekleyeceğim. Bir parça domates. Şunu şöyle bir katlarsın. Şöyle afiyetle de tüketin. Etli satışı yasak da Urfa'da sizce yani. Ya aynen oğlum. Büyük çok şehirlerde bile yani etli satıyorlar. Orada İstanbul'da da var ki etli satıyorlar. Tabii. Urfa'ya gelmişken çiğ köfte yemeden... Ben burada yedim çiğ köfte değil bu isot demiş. Evet arkadaşlar şimdi de Çuğcuoğlu'na geldik. Bir baklava tadımı yapmak istiyorum. Buranın baklavası. Reis kilo aldı lan. Gerçekten inanılmaz lezzetli arkadaşlar. Mutlaka da denemelisiniz. Beğenmedi be çiğ köfteyi beğenmedi. İçeri geçelim bir tadımını yapalım. Evet arkadaşlar güzel karışık bir tabak söyleyeceğim. Şöyle tabağı böyle fıstıkla doyuruyorlar, besliyorlar. Üzerine ben bir baklava alayım, paşa alayım, şöbiyet alayım. Böyle karışık güzel bir tabak baklava yaparsın. Baklava manyağım ben ya gösterme bana baklava ya. Baklava reklendi. Şimdi de şöbiyet devreye giriyor. Şöbiyetler de aralara ekleniyor. Bu paşa herhalde değil mi? Tam lokmalık mis gibi gözüküyor. Evet, çok seviyorum ya. Hazırlandı gördüğünüz gibi. Tablo gibi oldu. Ne kadar bu şekilde bu tabak? Karışık tabak. 58 TL. Çok güzel ya. Şuna bakar mısın? Hemen tadıma geçelim. Başta şöyle baklavayı tutarsın. Bunu nasıl yersin? Şöyle çıtır çıtır zaten. Buranın baklavası gerçekten 10 numara. Oğlum Urfa'dan çıktım ya. Ne? Ama gerçi baklava her yerde gerçekten pahalıdır baklava zaten ya. Baklava pahalı oğlum. Genel olarak pahalı baklava. Şu fıstığa bak oğlum böyle sen fıstığın kilosu ne kadar biliyor musun? Kaymaklı. Allah'tan sevmiyorum şöyle dertliyim. Bu da tam lokmalık. 58 TL'ye kilo alınmaz mı? Yok lan o 58 TL'ye bir kilo baklava nereden alıyorsun oğlum? Tamam bunlar... Ya muhtemelen alırlar da abi. Alırsın da. İçinde fıstık değil de işte onu neye koyuyorlardı? Ya tamam bak bir de şöyle ya. Şunu birçok insan düşünmüyor mesela. Vardır çevrenizde belki aileniz bile yapıyordur. Hani evde bir şeyler üretip de satan insanlar var ya mesela. Benim de ailemde vardı o. Maliyet yarı yarıya azalıyor çünkü. Bu adam burada garsonu var, mekanı var, kirası var. İşte işletmeyi görüyorsun daha düzgün bir işletme. Bunlar çok etkiliyor. Bunların üzerine direkt 20-30 lira geliyor ister istemez. Çok iyi. Evet arkadaşlar Altın Lokantası'na geldik. Burada da lahmacun yiyeceğiz. Bir de Urfa kebabı. Sade kebap yiyeceğiz. Hemen ne yapıyoruz? Tadım aşamasına geçeceğiz. Çok heyecanlıyım. Evet arkadaşlar dediğim gibi lahmacun söyledim. Şöyle bu bir etli ekmek gibi ya. Sade kebap söyledi görüyorsun. Bir de olmazsa olmaz aran Urfa'nın neyi atladık? Terbiyesiz tavuğu arkadaşlar görüyor musunuz? Bu lokum gibi oluyor. Yani Urfa'ya geliyorsan bu hani tavuk deyip geçmeyin. Gerçekten çok lezzetli oluyor bu terbiyesiz tavuk olayı. Alıyorum abi. Kaç kişi? Var ya pamuk gibidir o ha. Yani ağzında akıp gidiyor. Ne gider ha? Mutlaka denenmesi abi gerekiyor. 5-6 var. Özellikle bu mekanda. Aynı gün değildir lan 2-3 günde evet. 2-3 günde falan çekmiştir. Bunu çok söylediler. Bunu da takipçiler övdü yine. Onlar çok söyledi. Instagram'da sormuştum. Sade kebabını mutlaka ye dediler. Oo. Çok iyiymiş gerçekten. Söylenilen kadar varmış. Lahmacunu merak ettim ona ne tip göreyim. Şimdi böyle tatlarına bir önden bakıyorum. Birazdan ekmek diyeceğim. Tabii şu lahmacunun da bir tadına bakalım. Lahmacun çok fazla yemeyeceğim şu kadar alacağım. Nasıl çıtır diyor la? Bunu da nasıl yaparsın? Çıtır böyle çıtır. Biraz maydanoz. Maydanoz bir türlü sevemiyorum ya. Tabii olmazsa olmazlardan. Bunu limonla beslersin.
Çekirdek düştü. 2 tane de turp atayım, 2-3 tane. Evet, onu bir kıtırdatacak gibi. Şöyle çekirdek düştü. Aa, tam aldı ucundan valla. Ya da tam şurada duruyor Ali. Hayır. Hayır. Dur. Yuttu. İnanılmaz incecik. Çıtırlık da var o etinin lezzeti. Gerçekten çok çok iyi. Ürünler burada inanılmaz güzel. Fiyatlarını da söyleyeyim. Bu şekilde bir porsiyon terbiyesiz tavuk 40 TL. Et 45 TL. Ey arkadaş. TL. Lahmacunun adet fiyatı da 15 TL arkadaşlar. Oy, burası İstanbul standartı. Arkadaşlar, dalağı seven de var, sevmeyen de var ama ben bayılıyorum. Ya özellikle... reis ne yedim be? Nerede yersen ciğer. İyi yapmış bu arada. Zaten bu videonun böyle yapılması lazım abi. Tüm çeşitleri çok güzel ama ben dalağına bayılıyorum. Hemen bir dalak tadımı yapalım. Evet arkadaşlar, dalaklar buradayım diyor. Kendimi dalak hiç yemedim bu arada. Ben de yemedim bunları dalak. Közle buluşturuyoruz. Bunların banyosunu sen önden yaptırıyorsun. Üzerine ne giriyor bunun? İsot giriyor. Aynen. Sadece başka bir şey yok mu? Tuz yok. Var mı? Tuzu isterseniz atabiliriz. Tamam, sabırsızlıkla bunların pişmesini bekliyoruz. Yanda da neler var? Ciğerler var böyle. Ooo, görsel şov resmi. Evet arkadaşlar, sakatatta böyle en hoşlaştığım dalağım geldi. Ufak bir dürümcük yapacağım. Öyle. Bak bir de şeyi çok merak ediyorum, akciğeri. Öyle yeşillik. Abi buna ne eklersin? Soğan çalışması yaparsın bunu. Bir parça da Urfa biberi. Şu yeşillik için limon. Tuzundan da şöyle. Bence isottan misottan öyle olmuştur. Ya. Yanık değildir oğlum o. Bayılıyorum. Belki dalağın öyle bir yapısı var. Olabilir. Ben yemediğim için bir şey diyemiyorum. Bu mekanda daha önce kendi soğanını kendin doğruyordun. Konsept yapıp adamlar kolaya kaçmışlar. Tarzı bir parça değişti tabii. Değişmiş yani. Ben 2 sene olmuştur herhalde buraya gelmeyeli. Direkt doğranmış bir şekilde geliyor. Oğlum çok güzel yiyor ya. Bunların keyfini çıkarmaya devam edelim. Bu arada ayranı ve suyu da içinde bu şekilde bir porsiyon 30 TL. Evet arkadaşlar, dalağı yedik. Şimdi nereye ciğer yiyeceğim? Yusuf'tan çıktım tabii. Yusuf çok önerilmişti. Arapoğlu da çok önerildi. İki mekanda ben biliyorum zaten. İkisi de birbirinden lezzetli. Ve ne yapıyorum? Orada dalak yedim. Buraya ayıp olmasın. Burada da ne yiyeceğim? Yürek yiyeceğim arkadaşlar. Hemen geçelim. Yarım yürek atacağım. Fazla değil. Çünkü artık patlayacak durumdayım. Ama yüreğini yemeden kesinlikle günü sonlandırmak istemiyorum. Hemen içeri geçelim. Yürekler Közde buluşma anı arkadaşlar. Yürekler atıldı. Yarım yürek dediğim gibi söyledim. Yani burada yok. Bu eklediğin ne abi? Pul biber. Şöyle gezelim istiyorsan. Şu görüntüyü de vallahi göstermek reis bir bütün hayvan yedi. Şampiyonlar Ligi gibi. Kuşbaşı var. Ciğer, akciğer, yürek. Dalak var. Dalak. Yok yani burada. Efsane, her birinden böyle ikişer üçer yiyesi geliyor insan ama sabahtan beri yiyoruz zaten. Neyle sonlandıracağız? Yürekle sonlandıracağız. Ne kadar bu şekilde yarım? Şu anda 20 TL hocam. 20 TL. Evet. Tamam. Diğerleri de aynı şekilde mi? Aynı şekilde. Sadece kuşbaşı. Baksana bunlar böyle kararıyor ya. 25 TL. Yarımı 24 TL. Diğerler 30 TL hocam. Tam bu 20 TL diyorsun, evet, yarım. Tamı 40 TL mi bunun? Tamı 30 TL hocam. Tamı 30 TL. Evet, tamam, evet. Süper. Bunun şişi fazla olduğu için, eti fazla olduğu için 20 TL. Anladım. Tamam, süper. Evet, yürek geldi. Biraz yakından çek istiyorsan. Şu ekmeğin de güzelliğine bakar mısın? Çok güzel ya. Aslında keşke yürek dalağı böyle. Ben burada ya, da sanırım. Bir yarım söyleseydim. Burada bir ciğer de söyleyebilirdim aslında. Şöyle ekliyoruz. Şu soğan salatasına bakmanızı istiyorum. Şöyle bundan da alalım. Çok güzel. Üzerine de nar ekşisi de eklemişler. Bunu veganlar bitti bu yayın, tekrar izledi. Linçlerler bile beni. İçerisine ekstradan biberini de atayım. Şöyle. Evet, devam edebiliriz. Bu adam hayvan sevgisi olduğunu mu iddia ediyorsunuz? Şahamatrayanlar falan diye bir sürü şey yazarlar. Kordi, bir tane vegan ablamızla kapışman hatırlıyor mu? O neydi ya? Çok eğlenceliydi. Nefret ediyor bizden, biliyorsun değil mi? Bana hayvan muamelesi yaptı ya. İki lezzet için, o yemiş olduğum dalak, şu an yemiş olduğum yürek için bile, hatta ciğer için, bunlar için bile Urfa'ya gelinir, öyle söyleyeyim. Urfa'ya gidilir. Urfa'ya bir gitmek lazım. Var mı abonelerde Urfalı iş? Buna yazmayın, abi varsa adam gibi yazsın ki bilelim ya. Hallederiz abi, Urfa'da tanıdık çok. Bak bir ne yazmayın. Emre bir direkt bir ne yazdı ya. Evet. Banlamamak için zor tutuyorum kendimi ya. Bunu da yedikten sonra... Kaç aylık abonem bir de ya. Güzel bir fıstıklı kahveyi hak ettim. Evet arkadaşlar, Urfa'da bir günde dünyaları yedi. Oğlum harbi bir günde yemiş lan bunları.
Ya gitmediğimiz, yemediğimiz de... Nasıl bir günde mi yemiş? Öyle diyor. Günü neyle kapatıyoruz? Şöyle fıstıklı kahveyle kapatıyoruz arkadaşlar. İnanılmaz da lezzetli oluyor. Şöyle bir yudum alalım başta. Kahveyi içip kussa yordu. Oo, hem de neredeyiz? Balıklı Göl'deyiz arkadaşlar. Kahvenin içinde kıyma izliyor amına koyayım. Görüyorsunuz belki manzarayı. Çok güzel bir manzara eşliğinde kahvemizi yudumluyoruz. Bak az önce